Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sony'nin yeni nesil konsolunun kontrolcüsünü konuşacağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Sony beklenmedik bir şekilde PlayStation 5'in yeni kontrolcüsünü tanıttı. Biz aslında DualShock 5 ismini bekliyorduk fakat DualSense ismiyle yeni bir kontrolcü tanıtıldı arkadaşlar. Şekil itibariyle bu kontrolcünün neye benzediğini, ne gibi yenilikler sunduğunu falan birazdan söyleyeceğiz sizlere. Önce şunu bir hatırlatalım. Bildiğiniz üzere Microsoft yeni nesil konsolu Xbox Series X'i tanıtalı uzun bir süre geçti. Fakat hala Sony cephesinden bir yanıt gelmiş değil. Yani PlayStation 5 tanıtılacak diye beklerken en sonunda DualSense yani PlayStation 5'in kontrolcüsü tanıtıldı. Demek ki konsolun ortaya çıkması da yakın diyebiliriz. Peki DualSense bizlere neler sunacak? Öncelikle kolumuzun tasarımıyla başlayalım. Burada gördüğünüz birisi PlayStation 4'ün kontrolcüsü DualShock 4, diğeri ise Xbox One'ın kontrolcüsü arkadaşlar. Niye bu iki kontrolcüyü getirdik? Çünkü DualSense'e baktığınız zaman bu iki kontrolcünün karışımı bir şekilde ortaya çıkıyor. Kaba tasarım olarak Xbox One'ın kontrolcüsünün hatları alınmış, yani ele daha çok oturan, daha derli toplu bir kontrolcü. Fakat tasarım olarak da DualShock 4'ün ön yüzü ne yapılmış alınıp resmen Xbox One'ın bu kontrolcüsüne lap diye yapıştırılmış, ortaya çıkan kola da DualSense demişler. Yani baktığımız zaman PlayStation 5'in kontrolcüsünün Xbox One kolunun görünümünde bir DualShock 4 olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu kontrolcü bizlere ne gibi yenilikler sunacak? Önce bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar şimdiye kadar sızdırılan raporlarda vesaire hep bu touchpad kısmını, yani bu kontrolcü deki bu dokunmatik kısmın yerine ekranın geleceği söyleniyordu. Nitekim DualSense'de böyle bir ekran olmadığını gördük. Yani bu ekran olayı tamamen hikaye çıktı diyebiliriz. Bir olayda şuradaki ışığın aynen kalacağı söyleniyordu. Çünkü bu VR olayında bu ışığın önemli bir role sahip olduğu. Dolayısıyla küçülse bile aynen kalmaya devam edeceği iddia ediliyordu. Bu da post çıktı. Burada da herhangi bir ışık söz konusu değil. Sony ne yapmış? Buradaki ışığı almış. Şu touchpad dediğimiz bu pad'in yan kısımlarına yerleştirmiş. Yani artık bu burada gördüğümüz ışık şu yan taraflarda inecek. Şu anda kol hakkında çok fazla detay verilmedi ama önemli bir özelliğe dikkat çekildi. O da ne? Şu tetik tuşlarının daha hassas olacağı. Ne demek bu daha hassaslık? Özellikle böyle silahlı oyunlarda falan atıyorum, yay atıyorsunuz. Bu tetik tuşu kendisini yayın gerilimine göre ayarlıyormuş. Yani en azından bizim Sony'nin anlattıklarından çıkardığımız olay bu. Atıyorum şu kadar bastınız, yay böyle geriliyor ve daha fazla gerdiğinizde tuşa basmanız daha da zorlaşıyor. Yani ne kadar basarsanız yay o kadar geriliyor. Nitekim bu durum, atıyorum bir Kalaşnikov kullanırken tetik tuşu daha sert oluyor ama daha hafif bir silah kullanırken daha yumuşak oluyor. İşte pompalı kullanırken daha sert oluyor gibi gibi bizlere enstantaneler sunacak gibi gözüküyor. En azından Sony'nin şimdiye kadar anlattıklarından, kol ile açıkladıkları bilgilerden bizim anladıklarımız bunlar arkadaşlar. Bir de oyunun içinde hissetme meselesi var. İşte çamurlu yollardan giderken titreşim motoru ona göre şey yapacak. İşte engebeli yollarda ona göre yapacak. Özellikle bu araba yarışı oyunlarında kolun farkını öne çıkartması bekleniyor. Gelen yeniliklerden bir diğeri ise şuraya bir adet mikrofon konulması. Bu mikrofon ne işe yarayacak? Atıyorum oyun oynuyorsunuz. Kulaklığa ihtiyaç duymadan, yani mikrofonlu bir kulaklığa ihtiyaç duymadan arkadaşlarınızla ne yapabileceksiniz? Bu kol üzerinden, DualSense üzerinden konuşmaya devam edebileceksiniz. Burada ek bir kulaklık ya da mikrofona ihtiyacınız olmayacak. Bu gerçekten iyi bir şey. Bunların yanında Sony ne yapmış? Kolun boyutu büyümüş olmasına rağmen, yani şu Xbox One kalıplarına, bu kontrolcünün kalıplarına gelmiş olmasına rağmen bir şekilde kolu hafifletmeyi başarmış. Yani DualSense'in DualShock 4'e göre daha hafif olduğunu söyleyebiliriz. Hafif olduğu zaman aklınıza şu gelebilir arkadaşlar. Neden hafif? İşte pili mi azaldı, bataryası mı azaldı, o yüzden mi hafif diyebilirsiniz. Hayır. Sony diyor ki ben hem batarya ömrünü uzattım hem de kolun ağırlığını düşürmeyi başardım. Bunlara ek olarak kola da bir sürü artı ekledim diyor. Gerçekten merak edilesi bir teknoloji. Şu anda DualSense ile ilgili bizi tek hayal kırıklığına uğratan durum, dediğim gibi şurada ekranın olmaması. Çünkü şimdiye kadar hep dediler ki işte ekranla gelecek, haritamız orada gözükecek, oyundaki mini harita orada olacak, işte şarjörümüzü oradan dolduracağız, işte silah ekranı orada gözükecek gibi bir sürü ibarelerle karşımıza çıktılar. Nitekim günün sonunda baktığımızda
Ekran mekran hepsi hayalmiş. Ne mini harita var, ne şarjör ekranı var, hiçbir şey yok. Dediğimiz gibi diğer özellikler gerçekten hoş. Yani kolun özellikle tasarımı benim çok hoşuma gitti. Çünkü ben zaten Xbox One kolunu ele oturması açısından daha çok beğeniyordum. Şöyle tuttuğunuz zaman. PlayStation 4 kolu biraz daha oturmuyordu hele. Şu özellikle şu sap kısımları biraz daha boş kalıyordu. Dolayısıyla sap kısımlarının biraz daha şu şekilde gelmiş olması gerçekten daha hoş olmuş ve daha ele oturan bir hissiyat veriyor. Tasarım açısından çok fazla değişen bir şey yok. Dediğim gibi yine ortada bir şöyle dokunmatik touchpad tarzı bir şey var. Yine tuşlarımız iki analog yine yan yana yerleştirilmiş ve D-pad tuşları da burada. Şu tetik tuşları R1, R2 ve L1, L2 tarafında önemli yeniliklerin olduğu söyleniyor. Bunları tabii kullanmadan, deneyimlemeden yorum yapmak, ne derece verimli olduğunu söylemek çok doğru olmayacaktır. Onu da artık inşallah sene sonunda PlayStation 5 çıktığında deneyimleriz diye düşünüyoruz. DualSense hakkında bizim ilk yorumlarımız bunlar arkadaşlar. Biz sadece sizin için böyle bir ön bilgilendirme, ön değerlendirme videosu çekmek istedik. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.